Arsuz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin daha da artmasına olanak tanıyacak olan hizmetleri hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdı. Belediye yetkilileri 3 günlük hizmet binasının kültür ve sanat evine, Nardüzlü Hizmet Binası'nın kadın kültür ve gençlik merkezine dönüştürülmesiyle aktif olarak hizmet veren Kara Ağaç Hizmet Binaları'nın tadilatları için 15 Ağustos'ta ihaleye çıkarken yeni sosyal tesislerle de ilçenin dokusunu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü Kara Ağaç Mahallesi'nde biri Konarlı, diğeri ise Micana, Yaylakent yanı mıntıkasında olmak üzere iki sosyal tesis yapım işi ihalesini 26 Temmuz 2016 Salı günü gerçekleşirken, Arsuz ilçe merkezinde de Altınkent sitesi önünde yapılacak olan sosyal tesisin yapım işi ihalesini de 15 Ağustos 2016 Pazartesi günü gerçekleşecek. Arsuz ilçe merkezinde yapımı planlanan çok amaçlı sosyal tesis birçok etkinlik ve toplantıya ev sahipliği yapmanın yanı sıra evlendirme dairesi olarak da kullanılacak ve evlenecek olan çiftlerin en mutlu anlarına imza atabilmelerine imkan sunacak. İlçenin imajını değiştirecek projelerinden biri olan Kent Meydanı projesi de 1 milyon 135 bin liraya ihale edildi. Eski fuar alanı olarak nitelenen Türk Telekom'un yeri olarak da bilinen ve mülkiyeti tamamen Arsuz Belediyesi'ne ait olan 6000 metrekarelik alanda Atatürk Anıt Alanı, oturma bankları, yeşil alan, otopark ve kafeteryası ile resmi törenlerin dışında konserler, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ile hem yazın hem kışın halka hizmet verebilecek şekilde tasarlanan Kent Meydanı projesinin yapım işi de yer teslimi yapılmasının ardından start alacak. İhalesi tamamlanan ve yapım çalışmaları başlayan 24 adet park projesi de 7'den 77'ye herkese hitap edebilecek ve halka yeni yaşam alanları oluşturacak.